Merhaba arkadaşlar, ben Tahla Doğan, Tonguç Akademi'de değerli öğrencim. Tonguç'la birlikte Sevr ve Lozan anlaşmasını karşılaştıracağız. Çok önemli, çok önemli anlaşmalar hocam. Haklısın Tonguç. Sevr anlaşması biliyorsun, Türk devletinin, Türk milletinin artık parçalanması, zor duruma düşmesi için itilaf devletleri tarafından teklif edildi. Bize onların teklifini dinledikten sonra dedik ki, biz size Lozan'ı teklif ediyoruz dedik. Fakat bunu nasıl söyledik? Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, yani askeri başarılar, siyasi başarıları getirdin. Şimdi Sevr Lozan'ı karşılaştırıyoruz. Neden? Çünkü bunu okul yazılarında da soruyorlar. YGS'de de soruyorlar. TEOK'ta da soruyorlar. Bütün sınavlarda sorulan bir şey bu. Yani Sevr, Türk milletine sunulan bir teklifti. Dediler ki işte sizi e, böyle zor duruma düşüreceğiz. Kabul ediyor musunuz? Dediler. Biz de Mustafa Kemal'in önderliğine dedik ki... ...gaza gelmeyin, fazla sevinmeyin, üzülürsünüz dedik. Ve Lozan Anlaşması'nı onlara kabul ettirdik. ve Yeni Türk Devleti'nin bağımsızlığını kabul ettirdik. Şimdi... Lozan'ın ve Sevr'in bazı anlaşmaları, bazı maddeleri var ki mutlaka karşılaştırılması lazım Tomuç. Şimdi onları karşılaştırırken hem Sevr'i bir kez daha tekrar etmiş olacağız. Hem de Lozan'ı bir kez daha tekrar etmiş olacağız. Umarım e, iyi olur hocam. Güzel geçer. Tomuç bugün yorgun gördüm seni. Yan, bugün yorgunum. Ama Sevr ve Lozan çok çıktığı için çok heyecanlıyım aynı zamanda. <laughs> Bak heyecanlıyım falan diyor. Tomuç, tabii şimdi bu videoyu biz gecenin bu saatini hazırlıyoruz öğrencilerimiz için. Sen de onlar için burada espriler yapmaya çalışıyorsun. Haklısın. Önemli değil Tonguç. İnşallah nasıl biz Lozan'da hakkımızı aldıysak Türk öğrencileri de bizim için çalışacaklar ve çok güzel başarılar elde edecekler sınavlarda, yazılarında ve bizi mutlu edecekler. Değil mi Tonguç? E, e, evet hocam. Ben çok Uyudun mu? <laughs> 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 battaniye Aynen getirin yani. ya Tonguç'a battaniye getirin. Şimdi sıkıntı yok. Sevre Anlaşması'nda azınlıklar hakkında ne demişler? Çok geniş ayrıcalıklı haklar verilecekti. Azınlıklar ne demek Tonguç? Türkiye'de yaşayıp Az olanlar hocam. Az olanlar yani Türk olmayanlar işte Rumlar, Museviler, Ermeniler ama biz Lozan Anlaşması ile dedik ki onlar da artık Türk vatandaşı sayılıyor ayrıcalıklar kaldırılıyor. Anlaşıldı mı Tonguç? Anladım hocam. Böylece halkçılık ilkesi uygulanacak. Seyre Anlaşması'nda sınırlar şöyleydi Tonguç. Türk toprakları büyük oranda işgal edilecekti. Yok işte İtalyanlar burayı alıyordu, Yunanlar burayı Allah alıyordu, İngilizler ya. burayı alıyordu, Fransızlar burayı alıyordu, Ermeniler burada devlet kuruyordu. Ah aldılar hocam. Evet alamadılar. Şu bize şöyle sadece işte Yozgat, İç Anadolu bölgesi, Ankara bazı küçük yerleri verdiler tamam mı? Boğaz, İstanbul ve Boğazlar da kendi denetimini aldılar. Yok artık. Yani kendi kontrollerini bize bıraktılar ama yani hikaye. Ama dediğin gibi alamadılar. Ah dediler alamadılar. Sevr Anlaşması'nda Türk toprakları büyük oranda işgal edilecekti. Fakat Lozan Anlaşması'nda misak-ı milli büyük ölçüde sağlandı. Neden? Misak-ı milli de Batum'dan taviz vermiştik Moskova Anlaşması'yla 1. İnönü zaferinden evet sonra. Ruslarla dost olabilmek için, Ruslardan silah desteği alabilmek için şurada bir Batum diye bir yer var. Çok güzel bir yer ama yapacak bir şey yok. Batum bu Gürcistan'a gitti değil mi hocam? Aynen çok Yalık güzel bir yer. Karadeniz ya. dağlık ya Batum bir anda ova böyle. Gidince of. görürsün süper bir yer. böyle Allah Allah Gittiniz diyorsun. mi hocam sen? Ben siz? gittim şöyle bak şimdi. Aa, Karadeniz turuna çıktım. Samsun'dan gidiyorsun böyle işte Ordu, Giresun, Rize, Artvin böyle hep dağlık yeşillik. Ne kadar güzel diyorsun. Batuma gelince bir bakıyorsun hiç daha falan yok. Dümdüz yemyeşil ovalar. Wow. Ya tam zamanındaki yer almış adamlar. Neyse Moskova'ya şey Rusya'ya Moskova anlaşmasıyla. Bir de Kerkük'te Musul Kerkük'te mi Evet diyorum. harikasın Tonguç. Orada hayal. petrol vardı onu çok kaçırdık. Aynen ya. aynen. Sağlık olsun alırız belki yarın bir gün belli olmaz. Şimdi Batum'da bak Batum'da e, Batum'u kaybettik. Ne zaman? Moskova anlaşmasıyla Rusların desteğini almak için. Bu Misak-ı Milli'den verdiğimiz ilk tavizdir. Lozan'da da bazı tavizler verdik Misak-ı Milli'den. Nasıl oldu mesela? Ee, Musul konusu halledilemedi. Sonradan halledilecek. Hatay Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünden sonra bize katılacak. Hatay'da taviz verildi Lozan'da. Ee, bir de Boğazlar konusunda taviz verildi. Bunlar e, önemli şeyler. Bak Batum parantez için alıyorum ama Musul, Hatay, Boğazlar Lozan'da taviz vermek zorunda kaldığımız şeyler. Boğazlar itirat Devletlerinin denetiminde kalacaktı sevrde ama Lozan'da bize bırakılıyor ama başında biz varız. Gene komisyon var. İyi, çok, şükür. çok şükür. Hah bak geldi görün Boğazlar dedik geldi. Ne yapmışsın Elhanım burada tünel hocam, kazmışsın. Öbür tarafa geçmeye alttan çalış. Marmara yani. gibi bir şey yapıyorsun yani. Güzel. Alttan evet, tünel. Hocam. Güzel, mantıklı. Aferin Tonguç. Boğazlar itiraz yetkilerinin kontrolünde olacaktı Sevr anlaşmasında. Ama biz Lozan anlaşmasıyla başkanı Türk olan bir komisyona getirdik. Fakat bu da bizim için iyi bir şey değil, bu da bizim için kötü bir şey. Mesela şöyle düşün Tonguç. Sizin eviniz var ya. Evet hocam. Eviniz sizin öyle değil mi? Ama başkanı sen olduğun veya başkanı annen babanın olduğu bir komisyona bırakılıyor. Yani evinizde bir komisyon var. Onlar duruyorlar. Ama başkanı da baban ne alakası var? Yani başkanı baban da olsa ev ise o adamların komisyonu ne işi var orada? Çıksınlar gitsinler öyle değil mi? aynı Aynen. Başkanı biz izleyince iyi bir şeymiş gibi zannediyor. Ama komisyonun ne işi var orada? Orası zaten bizim. Yabancı gibi. tipler var evde. Aynen. Yani. ezik ezik tipler. Ki hocam. Çıkın dışarı dememiz lazım. Bunu hemen diyemiyoruz. Bunu sonradan Möntre Boğazlar ile ikinci dünya tehdidi sırasında Ama diyeceğiz. Ama öbürü zaten çok kötüymüş hocam. Sevr Anlaşması gerçekten rezalet berbaşmış. canım. Sevr Anlaşması. Sevr Anlaşması konuşmak bile istemiyorum esasında. işte tarihte anlatılması gerekiyor. Anlatıyoruz. Şimdi devam edelim. Sevr anlaşmasında İstanbul'un durumu işgal edilecekti. Yok İstanbul abi. işgal ediyorlardı. Ama Oldu. Lozan anlaşmasıyla TBMM yönetimine bırakıldı ve İstanbul şu anda gördüğün gibi cennet bir şehir bizim çok şükür. Maşallah. Gerçi biraz trafik sorunu var, önemli değil. Şimdi Sevr anlaşmasına devam ediyoruz. Kapitülasyonlar ekonomide dışa bağımlı hale gelecekti. Kapitülasyonlardan Kapitülasyonlar çok önemli Tonguç. Bak çok ne çok. Ne demek önemli. hocam kapıdıyorsun? Bir türlü Ka anlayamadım şurayı. Bak çok önemli Tonguç. Neden önemli? Bak burası neden önemli? Şöyle söyleyeyim. Bir test sorusunda hangi sınav olduğu önemli değil. Cevap kapitülasyonlardır. O kadar önemli yani. Yok abi. Ama emin ol her zaman kapitülasyonlardır. Ben daha seçeneklerde kapitülasyonların cevap olmadığı bir soru görmedim yani. Anladın o mi? ne demek? Gerçekten o zaman kapitülasyonu görünce kap, kapitülasyonu görünce, <laughs> görünce hemen onu işaretleyeyim mi hocam? Tabii ki hemen işaretleme. Soruyu oku belki başka bir şey diyordur. Ama hep o çıkıyor. Çünkü kapitülasyonlar çok önemli. Nedir kapitülasyonlar? Kapı ve tül bir arada hocam. Aynen kapı ne alakası var evladım. Bak şimdi. Şimdi diyelim ki şurası bir ülke olsun tamam mı? Bir ülke başka ülkenin insanlarına, tüccarlarına kendi ülkesinde ticari ayrıcalık veriyor. Mesela yabancı devletler gelip bizim ülkemize rahat rahat ticaret yapabiliyorlardı, vergi ödemiyorlardı, kendi hukuksal kurallarına göre ilerliyorlardı. Bu bizim ekonomik bağımsızlığımıza Milli bağımsızlığımıza ters bir durum. Zaten kapitülasyonların kaldırılması emin ol Sakarya Zaferi'nden daha büyük bir olay. Çünkü savaşların temel sebebi nedir Tonguç? Paradır, ekonomidir öyle değil mi? Evet hocam. E şimdi sen para için savaşıyorsun sonra da parayı savaştan sonra gene adamlara veriyorsun. Kapitülasyonları kaldıramadığın zaman savaştaki zaferin hiçbir ehemmiyeti yok, hiçbir önemi yok. O yüzden kapitülasyonları kaldırmamız gerekiyordu. Dedik ki yabancı devletlere eğer bizim ülkemizde ticaret yapacaksanız... Adam gibi yapacaksınız, geleceksiniz bizim kurallarımıza göre, Yola gel. bizim vergilerimizi ödeyerek yapacaksınız. Öyle istediğin gibi sat yok. Çünkü istediği gibi alıp satarsa bu sefer bir sıkıntı yaşarız. Anlatabildim mi Tonguç? Bu çok çok önemli. Anladım hocam, şu anda Heh. anladım. Yabancı devletlerin rahat rahat mallarını ucuza satamaması. Bizim ya malımızı, kendi edelim. üreticimizi koruyoruz. Vergi hemen. koyacağız Aynen, mı? vergi koyacağız gümrük vergilerinin yükseltilmesi mesela kapitülasyonların tam tersi bir şey. Bizim ekonomimizi koruyan bir şey. Sevr Anlaşması'nda kapitülasyonlar olabildiğince genişletilmişti. Biz Lozan'da kaldırdık. Hatta şöyle oluyor Lozan'da. İlk başta gidiyoruz. Lozan'da bizi kale almıyorlar tamam mı? İşte İsmet İnönü'ne e küçük bir sandalye veriyorlar. Lozan'da konferans dilini Türkçe yapmıyorlar. İsmet İnönü sinirleniyor diyor ki bağımsız adam gibi geldik buraya savaştık kan döktük artık dökülsün istemiyoruz. Bizim de bağımsızlığımıza saygı duyun. Eşitlik ilkesine göre hareket edin diyor. Tamam diyorlar ama kapitülasyonları kaldırmıyorlar. Bize diyoruz ki, kaldırmıyor musunuz? O zaman savaş yapacağız diyoruz. Geri dönüyoruz. Lozan'ı terk ediyoruz. Lozan'ı terk edip İstanbul'a geri dönüyoruz. Yeniden seçimler yapılıyor ve İzmir'de misaka iktisadi kararların alındığı, ekonomik yemin kararlarının alındığı e, İzmir İktisat Kongresi yapılıyor. Yani İzmir Ekonomi Kongresi yapılıyor. Allah Allah. Ve bu kongrede, bu kongrede Tonguç kapitülasyonları ya kaldıracağız ya da kaldıracağız diyoruz. Yoksa savaşı göze alıyoruz tekrar. Çünkü tekrar söylüyorum. Kapitülasyonlar savaşın sebebi ve sonucu her şey yani. Ve ondan sonra biz gelince diyorlar tamam siz kaldıracaksınız. Kaldırıyoruz diyorlar. Ama savaşlar genellikle ekonomi için. E, tabii ki Tonguç yani önemli olan bu. Yani toprak parçası da önemli ama artık topraktan daha değerli olan şey Para, ekonomi. Sevra Anlaşması ile Lozan'ı karşılaştırmaya devam ediyoruz. Ülke bütünlüğü açısından. Doğu'da iki yeni devlet kuracaklardı. İşte Ermeni ve Kürt devleti kurulacaktı. Ama onlara izin vermiyoruz. Ermeniler ve Kürtler bizim altımızda huzurla yaşıyorlar. Devam ediyorlar. Devam ediyoruz. Videolarımızın bombardımanına devam ediyoruz Tonguç. Sen de Tonguç Akademi'de bizleri e, izleyebilirsin. Öncelikle buraya yükleniyor videolarımız. Facebook'ta, Twitter'da ters oldu işte neyse. Instagram'da bizleri paylaşıyorsun ve ödülü sonu cevabında hemen Hı. yorumlara yazıyorsun. Tomuç. Sağ olun hocam.